Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunan basını, NATO liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinin ardından dikkat çeken bir makale kaleme aldı müzakere masasının ilk maddesinin adaların silahsızlandırılması olacağı iddia edilen makalede, Sayın Erdoğan, taktikleriyle zaten masada olan konulara değindiği sıralarda Başbakan Kiryakos Miçotakis'i resmen yere çiviliyor, ifadelerine yer verildi. Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkiler, son zamanlarda Yunan basınının gündeminden düşmek bilmiyor. Yunan basını ise resmi açıklama olmamasına rağmen müzakarelerin başladığını iddia eden haberlere yer vermeye başladı. Yunan basınında dikkat çeken itiraf. Yunan basınında yer alan bir analizde söz konusu müzakerelerin ilk maddesinin adaların silahsızlandırılması olduğundan bahsedildi. Haberde Türkiye, Trakya'da azınlık olan Doğu Ege'deki adaların askerden arındırılmasını istiyor. Bu ve Kıbrıs meselesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışma kabul edilebilir bir şey değil, sözlerine yer verdi. Miçotakisi resmen yere çiviliyor. Öte yandan analizde ilginç bir noktaya dikkat çekilerek, Sayın Erdoğan, taktikleriyle zaten masada olan konulara değindiği sıralarda Başbakan Kiryakos Miçotakis'i resmen yere çiviliyor, denildi. Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Erdoğan görüşmesine de dikkat geçen gazete, Erdoğan Kıbrıs için iki devlet teorisini geliştiriyor. Bunun yanı sıra adaların silahsızlandırılması meselesinden de bahsetti, sözlerine yer verdi. Nitekim, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis de Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarını doğrulayarak, egemenliğimize kadar uzanan sorunlar, iki delegasyonun Vilnius'taki toplantısında ne gündeme getirdi ne de tartılıştı, demişti. Ege Adaları'nın silahlandırılması, 1923 yılında imzalanan Nozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Nimli, Semadirek ve Doğu Ege Adaları, Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya ile 12 da, Stompalia, Astipalya, İstanbul'ya, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kasos, Piskopis. Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sönbeki, İstanköy ve bağlantısı olan adalar ile, Meis Adası, kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurulmaması ve tahkimat. Yapılmaması hükme bağlandı. Ancak 1960 yılından sonra Yunanistan, anlaşmaya bağlı kalmayarak adaları silahlandırmaya başladı. Yunanistan, antlaşmaların yapıldığı dönemdeki koşulların tamamen değiştiğini ifade ediyor. Bu nedenle de sınırlamanın geçerli olmadığı söylüyor.